Evet abi, şimdi balık yasağı başladı, dün başladı. Bunun size yani yansıması nasıl oldu bu süreç içerisinde? Bir günlük bir süreç ama bir yansıması oldu mu? Bir de yani balık çeşitliliği var mı? Fiyatlar nasıl, değerlendirmişsin abi? Şu şekilde söyleyelim, 15 Nisan'da av yasaklarının başlamasıyla biraz birlikte, yüksek sesli abi. Av yasaklarının başlamasıyla birlikte 15 Nisan'da bu sefer ne oluyor şimdi? Balık çeşitliliğinde biraz azalma oluyor. Tabii Türkiye geneline bakarsak. Ne oluyor mesela? İnce balıklar dediğimiz hamsi, istavrit, ondan sonra sardalya. Bu balıkların büyük tekneler, gırgırlar ve trollar daha çok avladığı için fiyatı biraz daha ucuz oluyor av sezonunda. Ama şimdi av yasağı girdiği zaman balık tutmak yasak değil, balık tutmak gene serbest. Ama küçük balıkçıların tutabildiği miktar biraz kısıtlı olduğu için bu da otomatikman fiyata yansıyor. Yani balık çeşitliliğinde azalma oluyor mu? Havalar esiyor. İşte rüzgarlı havalarda, bozuk havalarda çeşitlilik biraz azalıyor. Şu anda tezgahta daha yeni başladı. Dün akşam tutulan hamsimiz var. Bu hamsiyi bugün son günü mesela. Bugün buluyoruz ama yarın bunu bulamayacağız artık yasak girdiği için. Bugün için bir artış yok ama yarın ve önümüzdeki günlerde biraz artış olabilir. Av yasağımız dün itibariyle başladı. Sezonun son hamsisini bugün satıyoruz. Fiyatlar olta balıkları biraz düştü. Restoranlar kapalı olduğu için fiyatlar kalıyor abi. Oldukça uygun şu anda. Bunlar yerli somon abi. Yok yok, o kıtlı resim. Kuruşlarlıkta açmasın. Evet abi, yıkıyor. Şimdi bu adamı soralım diye kapıda.